Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar dünyanın en büyük kütüphanesi olan ve içinde Homeros, Eflatun, Sokrates ve daha birçok antik çağ düşünürü ve yazarının eserleri bulunan İskenderiye Kütüphanesi hakkındaki yaygın kanı, buranın 2000 yıl önce büyük bir yangında yandığı ve içindeki koleksiyonun kaybolduğu şeklindedir. Bu harika tarihi mekan, yıkılışından beri bu büyük bilgi ve edebiyat eseri kaybından üzüntü duyan şair, tarihçi, gezgin ve bilginlerin aklından çıkmamaktadır. Bugün eski çağlarda bir öğrenim merkezi olarak görülen bir şehirde bulunan evrensel bir kütüphanenin olduğu fikri efsanevi bir hal almıştı. Kütüphanenin bulunduğu kesin olarak gösteren mimari kalıntılar ya da arkeolojik kalıntıların olmaması bu sırrı iyice çözümsüz hale getirmekteydi. Bu kanıt eksikliği, böylesine ünlü ve gösterişli olduğu söylenen bir yapı için şaşırtıcıdır ve bazı insanları gerçekten böyle zihinlerde hayal edildiği kadar görkemli bir kütüphanenin olup olmadığı konusunda şüpheye düşürmekteydi. Dünyanın Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadarki dönemde yapılmış 7 harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin de bulunduğu Akdeniz Limanı İskenderiye, M.Ö. 330'da Büyük İskender tarafından kuruldu ve birçok başka şehir gibi adını ondan aldı. M.Ö. 323'te İskender öldüğünde imparatorluğu generallerine kaldı. Ptolemy Soter Mısır'ı aldı ve M.Ö. 320'de İskenderiye'yi başkent yaptı. Önceden Nil deltasında küçük bir balıkçı köyü olan İskenderiye, Mısır'ın Ptolemy'nin soyundan gelen hükümdarlarının merkezi oldu ve gelişerek muhteşem bir entelektüel ve kültürel merkez haline geldi. O zamanlar belki de dünyanın en muhteşem şehriydi. İskenderiye Kütüphanesi'nin nasıl kurulduğu belirsizdi. Bir varsayıma göre sürgüne gönderilmiş Atina valisi, bilgin ve hatip Palilrolu Demetrius, M.Ö. 295 sıralarında 1. Ptolemy Soter'i bir kütüphane kurmaya ikna etmişti. Demetrius, içinde dünyadaki her kitabın bir kopyasının bulunduğu bir kütüphane, Atina'nın kendisiyle bile yarışacak bir kurum planlamıştı. Sonunda Ptolemy'nin himayesinde Demetrius, Muses yani ilham perileri ya da diğer adıyla Museaum tapınağının yapımına başladı. Bugün kullandığımız müze kelimesi buradan geliyor. Bu yapı Atina'da Ariston'un Lise adını verdiği entelektüel ve felsefi tartışmaların merkezi olan okulu örnek alınarak yapılmış bir tapınaktı. Muses Tapınağı, İskenderiye'deki kütüphanenin ilk kısmı olarak düşünülmüştü ve Kraliyet Sarayı arazisinde Burukion ya da saray semti olarak bilinen şehrin kuzeydoğusundaki Yunan semtinde bulunuyordu. Müze, Yunan mitolojisindeki 9 ilham perisinin her biri için yapılmış toplam 9 tapınakla kült bir merkezdi. Ancak derslikler, laboratuvarlar, gözlem evleri, botanik bahçeleri, hayvanat bahçesi, zaman geçirilebilecek oda ve alanlar ve yemek salonlarıyla kütüphane olmasının yanı sıra bir çalışma merkezidir. Kütüphanenin yöneticisi 1. Ptolemy'nin seçtiği bir rahipti. Ayrıca el yazması koleksiyonundan sorumlu bir de kütüphaneci vardı. 1. Ptolemy Soter'in oğlu 2. Ptolemy Pila Delphus hükümdarlığı zamanında M.Ö. 282-246 babasının kurduğu İlham Perileri Tapınağı'na ek olarak Kraliyet Kütüphanesi'ni kurdu. El yazmalarının bulunduğu ana kütüphane olarak düşünülen Kraliyet Kütüphanesi'nin müzenin yanında ayrı bir bina mı yoksa ilk yığılan bir binanın uzantısı mı olduğu konusunda kesin bir veri yoktu. Ancak herkesin katıldığı görüş, Kraliyet Kütüphanesi'nin İlham Perileri Tapınağı'nın bir parçasını oluşturduğu yönündedir. Evrensel bir kütüphane fikri 2. Ptolemy'nin hükümdarlığı döneminde şekillenmiş olmalıdır. Tahminlere göre müzede yüzün üzerinde bilgin kalıyordu. Bu bilginlerin görevi bilimsel araştırma yapmak, ders vermek, hem Yunan yazarların el yazmalarını iddialara göre Ariston'un kişisel koleksiyonu da dahil yayınlamak, çevirmek
çoğaltmak ve saklamak hem de Mısır, Asur, İran eserlerini, Budistlerin metinlerini ve İbranice yazılarını çevirmekti. Bir hikayeye göre 3. Ptolemy bilgiye öylesine açtı ki limana giren tüm gemilerin yanlarında bulunan el yazmalarını yetkililere vermesini emretmişti. Katipler metinlerin aynısını yazdıktan sonra hazırladıkları kopyayı sahiplerine veriyordu. Orijinal metin ise dosyalanarak kütüphaneye yerleştiriliyordu. Kütüphanenin en çok kaç kitaba ev sahipliği yaptığı konusunda en sık üzerinde durulan tahmin 500 bin civarıdır. Ancak bu rakamın kitap mı yoksa yazma sayısını mı belirttiği açık değil. Ancak bir kitap oluşturmak için çok sayıda kağıt destesini bir araya getirmek gerektiğini düşünürsek bu sayı tahminen yazmaların sayısıydı. Bazı bilginler o kadar depolama kapasitesi olan bir binayı yapmak imkansız olmasa da çok ağır bir iş olduğu için 500 bin rakamının çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak 2. Ptolemy'nin hükümdarlığı zamanında Kraliyet Kütüphanesi'ndeki koleksiyon o kadar büyüktü ki ona bağlı ikinci bir kütüphane kuruldu. Bu kütüphane şehrin güneydoğusunda Mısır semti Ra Kotis'teki Serapis Tapınağı'nın olduğu bölgede bulunuyordu. Yunan yazar Kallimachus'un M.Ö. 305-240'da burada kütüphanecilik yaptığı süre boyunca bu ek kütüphanede tamamı ana kütüphanedekilerin kopyası olan 42.800 belge bulunuyordu. İskenderiye Kütüphanesi'nin bir yangında tamamen yandığı ve eski çağ edebiyatı eserlerinden oluşan tüm koleksiyonun yok olduğu iddiası yüzyıllardır yoğun tartışmalara konu olmuştu. Acaba bu muazzam bilgi deposuna ne olmuştu? Yanmasından kim sorumluydu? Bahsedilmesi gereken ilk nokta, eski çağda dünyada meydana gelmiş en büyük felaketin söylendiği boyutlarda meydana gelmiş olamayacağıydı. Ne var ki kütüphane ardında neredeyse hiçbir iz kalmaksızın kaybolmuştur. Bu durumda bir felaketten zarar gördüğü bellidir. Bu olayda en bilinen şüpheli Julius Caesar'dır. İddialara göre Caesar M.Ö. 48'de İskenderiye'yi işgal ettiğinde kendini limandaki Mısır filosu tarafından etrafı sarılmış bir halde Kraliyet Sarayı'nın içinde buldu. Güvenliği sağlamak için adamlarına Mısır gemilerini ateşe vermelerini emreder, ancak adamlarının gemilerde çıkardığı yangın kontrolden çıkar ve şehrin kıyıya yakın yerlerini, buralarda bulunan ambarları, depoları ve bazı cephanelikleri etkisi altına alır. Caesar öldükten sonra kütüphaneyi yakanın o olduğuna inanılır. Romalı filozof ve oyun yazarı Seneca, Livy'nin M.Ö. 63-14 arası bir zamanda yazdığı Roma tarihi kitabında alıntı yaparak Caesar'ın çıkardığı yangında 40 bin kadar belgenin yandığını söylüyor. Yunan tarihçi Plutark, yangının muhteşem kütüphaneyi yok ettiğinden bahseder. Romalı tarihçi Dio Cassius, M.Ö. 165-235'te de bir depo dolusu belgenin büyük bir yangında yok olduğundan söz eder. Kaybolan Kütüphane adlı kitabında Luciano Canfora eski çağ yazarlarının yazdıklarından bütün kütüphanenin yandığının değil gönderilmek üzere limanın yakınlarındaki depolarda bekletilen belgelerin yandığını anlaşıldığını belirtmişti. Büyük bilgin ve stoacı filozof Strabo M.Ö. 20'de İskenderiye'de çalışıyordu ve yazılarından kütüphanenin önceki yüzyıllarda olduğu gibi dünyaca ünlü bir öğrenme merkezi olmadığı belliydi. Hatta öyle bir kütüphaneden bile bahsetmiyordu, ancak Kraliyet Sarayı'nın bir parçası olarak tanımladığı bir müzeden söz ediyordu. Anlattıklarına göre burası, iki yanı sütunlu bir giriş ve müzedeki alimlerin hep birlikte yemek yediği büyük bir salondan oluşuyordu. Şayet büyük kütüphane müzeye bağlıysa, Strabo kütüphaneden ayrı olarak ya da daha önemliymiş gibi bahsetmeye gerek duymamıştı. Kendisi orada M.Ö. 20'de bulunduğuna göre Caesar'ın bundan 28 yıl önce oraya yakmış olması imkansızdı.
Kütüphanenin M.Ö. 20'de belki de daha küçük boyutlarda var olması İskenderiye harikasını yok eden kişi konusunda Sezar'dan başka bir ihtimal aramamız gerektiği anlamına geliyor. İmparator 1. Theodosius M.S. 391 yılında paganizmi yok etme çabalarının bir parçası olarak İskenderiye'deki Serapis Tapınağı'nın yıkılmasını emretti. Tapınak, İskenderiye Piskoposu Theophilus'un gözetimi altında yıkıldı ve aynı yere bir Hristiyan kilisesi inşa edildi. Tapınağın yakınlarında bulunan ikinci kütüphanenin ve büyük kütüphanenin kendisinin de bu sırada yakıldığı tahmin edilmektedir. Ancak Serapeum kütüphanesindeki belgelerin bu tasfiye sırasındaki kayıplara karıştığı mantıklı olsa da Kraliyet Kütüphanesi'nin 4. yüzyılın sonunda hala var olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Eski çağa ait hiçbir kaynakta bu zaman diliminde bir kütüphanenin yıkıldığından bahsedilmemektedir. Ama 18. yüzyılda yaşamış İngiliz tarihçi Edward Gibbon hatalı bir şekilde olayı Piskopos Theophilus'a açıklamaktadır. Kütüphaneyi yıkmış olabileceği düşünülen son kişi ise Halife Ömer'dir. Milattan sonra 640'ta Araplar General Amro İbn el-As'ın komutasında uzun bir kuşatmadan sonra İskenderiye'yi ele geçirdiler. Hikayeye göre şehri alan Araplar dünyadaki tüm bilgi hazinesine sahip muhteşem bir kütüphaneden bahsedildiğini duyarlar ve onu görmek için sabırsızlanırlar. Ancak bu büyük bilgi hazinesini aldırmayan halife, kitapların ya da Kur'an'la çelişeceklerini, yani inançlara aykırı olduklarını ya da Kur'an'ı onaylayacaklarını, yani yüzeysel olduklarını söyler. Bunun üzerine el yazmaları toplanır ve şehirdeki 4000 hamamda yakacak olarak kullanılır. Hatta o kadar çok belge vardır ki İskenderiye'deki hamamları 6 ay boyunca ısıtmaya yetmişti. Bu inanılmaz gerçekleri olaylardan 300 yıl sonra birçok alanda uzman Hristiyan bilgin Gregory Bar Hebraeus 1226-1286'da yazmıştı. Arapların İskenderiye'deki Hristiyan kütüphanesini yıkmış olması mümkündür. Ancak 7. yüzyılın ortasındaki Kraliyet Kütüphanesi'nin ortadan kalkmış olduğu neredeyse kesindi. Bu, böyle büyük bir felaketin Nikeoğlu Hristiyan tarih yazarı John, yani bir Bizans rahibi olan yazar John Moskus ve Sopronius, yani Kudüs Patriği gibi çağdaş yazarların eserlerinde hiç adının bile geçmemesinden de bellidir. Aslında bu büyük kütüphaneyi ve içindekileri yok eden bir yangına dair delil bulmaya çalışmak gereksiz bir işti. Sezar'ın gemileri yakması ve Palmyra kraliçesi Zenobia'nın işgal güçleriyle Roma İmparatoru Aurelian'ın M.S. 270-271'deki amansız mücadelesinden de anlaşıldığı gibi İskenderiye özellikle Romalılar döneminde durumu çok değişkenlik gösteren bir şehirdi. Aurelian sonunda şehri Zenobia'nın ordularından kurtardı ancak o zamana kadar İskenderiye'nin birçok bölgesi harabeye dönmüş, içinde saray ve kütüphanenin de bulunduğu Brukion semti yerle bir edilmişti. Şehir birkaç yıl sonra Roma İmparatoru Diokletian tarafından tekrar yağmalandı. Yüzyıllar boyunca sürekli verilen bu zarar, fikirler ve kurulan ilişkiler değiştikçe kütüphanedeki eserlerin ihmal edilmesi, kütüphanenin yaşadığı felaketin 400 ya da 500 yıla yayılmış bir şekilde aşama aşama gerçekleştiğini göstermektedir. Kütüphanenin kayıtlara geçen son yöneticisi, M.S. 415'te İskenderiye'de bir Hristiyan grup tarafından vahşice öldürülen kadın filozof Hypatia'nın babası olan bilgin ve matematikçi Theon'du. Belki de bir gün Mısır'ın çöllerinde bir zamanlar bu muhteşem kütüphanenin bir parçası olan belgeler bulunacaktı. Birçok arkeoloğa göre bir zamanlar İskenderiye'deki efsanevi araştırma merkezini oluşturan binalar, eğer bugün burada bulunan metropolün altında gömülü değilse, şehrin kuzeydoğusunda bir yerde hala sağlam bir şekilde duruyor olabilir.
2004'te Polonyalı ve Mısırlılardan oluşan bir arkeoloji ekibi, Burun-Kiyon bölgesini kazarken İskenderiye Kütüphanesi'nin bir kısmını bulduklarını iddia ettiler. Arkeologlar, her birinin ortasında yüksek bir kürsü olan 13 ders salonu bulmuşlardı. Ancak bu yapılar Roma döneminin sonlarında, milattan sonra 5. ya da 6. yüzyıldan kalmaydı. Bu yüzden bu yapıların ünlü müzenin ya da kraliyet sarayının kalıntıları olması mümkün değildi. Yine de bölgedeki araştırmalar sürmektedir. 1995'te ilk kütüphanenin bulunduğu yerin yakınlarında Biblioteca Alexandriana adlı büyük bir kütüphane ve kültür merkezinin yapımına başlandı. 16 Ekim 2002'de resmi olarak açılan bu büyük merkez, İskenderiye Kütüphanesi'nin anısını yaşatmak ve ev sahipliği yaptığı entelektüel zekayı kısmen de olsa harekete geçirmek için kurulmuştu. Umarız yeni bir evrensel kütüphanenin varlığı, ünlü eski çağ kütüphanesinin hiç değilse ruhunun kaybolmadığını gösterecekti. Teşekkür ederim arkadaşlar.